hoş geldiniz. Nurcan Hanım, sizler de hoş geldiniz. Sizi burada görmek bizim için sevinç kaynağı. Hece Söyleşilerinin bu bölümünde Nurcan Özkaplan, Yurda Kul gibi önemli bir ismi ağırlıyoruz. Nurcan Hanım bizim için şu açıdan değerli. İlk yazısını biz Dostoyevski Özel sayısında okuduk. Farklı bir kalemle karşılaştığımızı hissettik. Çünkü biz Türkiye'de edebiyatı edebiyatla, tarihi tarihle, siyaseti siyasetle, felsefeyi felsefeyle konuşan metinlerden aslında biraz da yorulmuş insanlarız. Edebiyatı tarihle, siyasetle, felsefeyle karşılaştırarak disiplinler arası bir kritiğe tabi tutan metinlere aslında susuzuz. O yüzden hem o metni hem o metinden sonra Ömer abinin vesilesiyle Dostoyevski ve Biz kitabı bizi gerçekten çok etkiledi. Bu vesileyle bu söyleşide aslında bu kitap özelinde Dostoyevski bizim neyimiz olur'u konuşacağız. Fakat bunu konuşurken Türk aydınını, Rus aydınını, Türk ve Rus toplumunu, ne kadar birbirimize benzeştiğimizi ve ayrıştığımız noktaları da konuşmuş olacağız. Biyografisini kısa bir arz etmek istiyorum. Aslında kitabında var ama kayıt altına alındığı için kayıtlara geçmiş olsun istedim. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1995'te London City College'da uluslararası işletmecilik eğitimini tamamladı. 2000 yılında University of Leicester'dan MBA derecesi aldı. 2013'te Marmara Üniversitesi Türkiye'de Araştırmaları Enstitüsü'nde yakın çağ tarihi alanında doktorasını tamamladı. 1995-2018 yılları arasında yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. Nurcan Yurdakul, 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde başladığı akademisyenlik görevine 2021 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi'nde devam etmektedir. Yurdakul evli ve iki çocuk annesidir. İlk soruya böyle biraz adım adım gidelim istiyoruz konunun merkezine Nurcan Hanım. Şimdi Türkler ve Ruslar birbirine sürekli benzetilen iki toplum. Aslında yaşadıkları sert tepeden inmeci modernleşme deneyimleriyle de bir bakıma benziyorlar. Gerçi arada 1-200 yıllık bir mesafe de olsa Petro'nun tepeden inmeci devrimleri ve Cumhuriyet dönemindeki yaşadığımız, belki Tanzimat'tan beri yaşadığımız radikal yenilikler, devrimler bizi biraz daha birbirimize benzetiyor. Hatta şöyle bir örnek biliyoruz. Deli Petro döneminde sakallar kesiliyor, sakalları kesmeyi zorunlu tutuyor. Orada bazı din adamları kendi sakallarını kesip çocuklarına veriyorlar. Ölünce mezar tabutlarına koyduruyorlar o sakalları. Melekler bizi tanıyabilsin diye. Bu mesele bize çok aşina geldi. Bizim hikayemize çok benzerlik taşıyor bir taraftan. Çünkü bizde de 1925'te şapka inkılabı ve diğer meseleler aşağı yukarı bu minvalde gerçekleşti. Bütün bu hikayeleri, aydınların Batı karşısında yaşadığı travmayı, onlara yansımasını göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten Türkler ve Ruslar birbirine benzer mi? Benziyorlar mı? Türkler ve Ruslar benzer kumaştan kesilmiş iki millet diyelim. Yani Asya kökenli, Asya çıkışlı olmaları sebebiyle kumaşları benzerdir. Ama Ruslarla Türklerin bir farkı vardır. Yolumuz Hazar'da ayrılmış. Yani yola birlikte çıkmışız ama yolumuz Hazar'da ayrılmış. Biz bu tarafa gelmişiz, Müslüman olarak gelmişiz. Onlar kuzeye gitmişler ve orada kılıç zoruyla Hristiyan olmuşlardır. Yani bakın, Rusların Hristiyanlaşması bile kılıç zoruyla gerçekleşmiş. Hakikaten bu açıdan baktığımız zaman bakmayın bizdeki Urus, Urum diye ki ben kitapta aslında bunun hikayesinde de anlatıyorum. Hani ben Doğu Karadeniz çocuğuyum ve biz şeyle büyüdük. Rus korkusuyla büyüdük. Yani Rus basmış çünkü ve mesela biz Ermeni ile Rus'u ayırdık birbirinden. Ayırdık birbirinden ve dedik ki bu Ermeni bizim komşumuz, ehli kitap kardeşimiz. Bir suyumuzdan içmişiz, bir tabağımızdan yemişiz. Bu Ermeni, bu Rus yoldan çıkardı diyecek kadar yani
düşünün, değil mi? Ermeni meselesi yani bizim en sıcak meselemizdir. En hiç yüzleşmediğimiz meselemizdir. Hiç hak etmediğimiz halde bir kısım suçlular sebebiyle sırtımıza yüklenmiş bir meseledir Ermeni meselesi. Yurt dışında dolaşanlar, yalan dünyayı biraz fazla adımlayanlar diyelim. Şunu görürler, size hemen bunu sorarlar. Siz bizi öldürdünüz. Ben de ben mi? Ben seni tanımıyorum. Ben seni ilk defa gördüm diye cevap veriyorum. Yani çocuklarınızı yetiştiriyorsunuz. Değil mi? Dünyaya göndereceksiniz. Eskiden bu vatana hizmet için cepheye gönderiliyordu. Şimdi gençler nereye gidiyorlar? Dışarı çıkıyorlar. Dünyada artık insan türünün göç etme devri. Yani bu kuş türünün göç etme devri. Bu böyle bir devir. Sadece Türkler yapmıyorlar bunu. Japon da, Hintli de, herkes hareket halinde. Şimdi bu göç devrinde çocuklarınıza tutulacak mesele Ermeni meselesidir. Bakın bu hiç, bu bizim halletmemiz zorunda olduğumuz bir konudur. Ha şunu diyorum, bu Rus ve Ermeni mukayesesinde mesela Ali Kurdoğlu var benim dayım. Çok hürmet ettiğim ve yetişmemde de katkısı olan bir insan. O Harf ve Kadın kitabında der ki hayır, Ermeni'yi Rus yoldan çıkardı. O bizim komşumuzdu diye. Şimdi Rusya ile bu kadar derinleşen bir düşmanlığımız da var. Ya ben şöyle diyorum Rusya'ya ya da Ruslara bakıyorum. 1699'da Rus dahli olmasa biz Karlofça'yı imza etmeyecektik. Rus dahliyle cephe büyüdü. Yani ne yaptılar? Cepheyi büyüttüler. Ondan sonra 1774 Küçük Kaynarca, değil mi? O gün bugün. Bir arada Napolyon'u bir Cezar Ahmet Paşa kovaladı Suriye'de, Mısır oralarda. Onun haricinde biz kiminle savaştık ya? Değil mi? Yani imparatorluğun belini, bileğini kim büktü? Biz İngilizlerle, Ruslarla Birinci Dünya Savaşı'nda... Biz mesela şunu hep unuturuz. Biz bir tek Kanal cephesinde kaybettik. Kutulamare'de kazandık. Doğu'da kazandık. Çanakkale zaten Allah Allah yani hani daha üstüne bir şey yoktur. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Böyle bir şey. Ha, fakat biz İngilizler bizi yenemediler. Bizi kim yendi aslında? Ruslar. Yani hani balta demiş ya ağaca, sen beni kesemezdin ama dua et sapın benden. Yani Ruslarla böyle bir müştereğimiz var bizim. Böyle bir ilişki biçimimiz var. Ha bu biçim mesela hani Gül ile Bülbül'ün har davası gibi Rus'la Fransız'la İngiliz'in arasında daha da fazla var. Evet. Değil mi? Daha da fazla var. Ha yani var diye halledilemez demek değil ki. Burada aslında Grand Duke Nikola'nın hani şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Ağlamayın. Yani hakikaten o marşı şey yapıp gözde olmaması kolay bir şey değil. Plevne müdafasında onun o Plevne'den çıkmayan şanı büyük Osman Paşa'yı kim gitti orada karşıladı? Kahramanlığına minnet duydu, önünde eğildi Grand Duke Nikola, Rus çarı. Yani şunu demek istiyorum, bir şey için savaşmış olmak önemlidir. Yenilip yenilmemek önemli değildir. Savaşmış olmak önemlidir. Ve bu Ruslarla biz savaşmadan toprak vermeyen iki milletiz. Yani mücadelesini veririz. Neyse gereği yaparız. Neyse gereği ama bakın bu gereğini yapma ahlaki bir şeydir, davranıştır. Yani kötülük karşısında bir şeyin gereğini yapmak. Aslında bir ahlaki müşterek. Ben bir yani antropolog olsam, ömrüm vefa etse bu Ruslarla ahlaki müştereklerimiz üzerinde durursak ancak bizden niye bir Dostoyevski çıkmıyor ha? Belki daha çok cevap vereceğiz. Evet, oraya da geleceğiz hocam. Evet efendim. Devam edelim. Tam buradan bıraktığınız yerden bir soru sorayım. Türk edebiyatının batıya nispeten Rus edebiyatını biraz daha geç tanıdığını, hatta siz güzel bir örnek verdiniz. Yahya Kemal'in Kar Musikisi'nden, duydumsa da zevk almadığım Slav Kederi'nden.
Bir taraftan benim şöyle bir rastladığım yazı vardı. Tanpınar Gogol'e değiniyor. O kadar yüzeysel tanıdığına dair bir işaretle diyor ki inançsız biri diyor Gogol. Hmm. Aslında Gogol'ün hayatını, eserlerini falan bilen insanlar olarak çok yani yüksek mistik bir insan. Mistik bir yazar ve aslında bu yüzden de delirdi. Böyle meseleleri gerilim yaptığından dolayı. Şimdi bütün bunları düşünerek Türk edebiyatı aydınlar Tanzimat'tan beri Batı'yı bize sundular. Batı'yı öncelediler. Hmm. Neden Rus edebiyatını geç tanıdık? Kimi taklit ediyorduk? Yani şimdi şöyle düşünün. Galatasaray sultanisi nedir? Bir idari. Değil mi? Rüşdiye. Şimdi Tanzimat'la Cumhuriyet'in farkını anlamanız için. Ortaokul. Rüşdiye. Okul Fransızca. Lise Fransızca. İngiliz high school diyor. Lise demiyor. Biz lise diyoruz. Yani biz Rusları taklit etseydik Rus edebiyatını da öğrenirdik. Zaten Rusların ciddiye alınacak bir tarafları yoktu ki. Yani ciddiye alınacak bir tarafları yoktu. Rus'un itibarı zaten ayak altındaydı. Fransız'ın taklit edilmesi kadar tabii bir şey yok. Çünkü Knut Thompson meselesi, siz mi söylediniz Knut Thompson'a tekrar değindiniz? Bu zat mesela çok az bilinen bir kişidir. Bana sorarsanız Avrupa'nın düşünce kalelerinden birisi. Yani İskandinavya'nın özellikle ve bir ahlak meselesi açısından ele aldığınız zaman. Bunlar da Fransa'yı taklitle karşı karşıyalar. Yani çünkü hanedanı, yani monarşiyi kaldırıyorsanız, bu işi daha önceden kim yapmış bir ona bakıyorsunuz. Yapan da Fransa. Fakat biz Cevdet Paşa'dan bir şey öğreniyoruz. Bunu öğrendiğim zaman, bu kitabı yazdığım zaman bunu bilmiyordum. Bakın yeni öğrendim ki ben yani her hafta annem Yasin okur, ben Cevdet Paşa. Yani Kur'an, sünnet, Cevdet Paşa. Yani benim hiyerarşim bu. Yeni öğrendim. Bu diyor hükümeti cumhuriye denilen idare şey biçimi diyor. Amerika cumhurunun keşfidir diyor. Fransa'daki olsa olsa mutlakiyet rejimini Amerikan cumhuru renklerine boyamaktan ibarettir diyor. Şimdi bakınız. Yani emanetçi bir Fransa söz konusu aslında. Yani zaten Dickens, iki şehrin hikayesi vesaire biraz böyle dikkatle bir göz. Bunun önce Amerikan Bağımsızlık Savaşı, sonra Fransa'nın parasının kesilmesi değil mi? Evet. Sonra Fransa'da ihtilalin olması. Kronoloji de böyle. Yani önce Amerika'da gerçekleşiyor Boston Konvansiyonları vesaire. Sonra bu şeye geliyor. Fransa'ya geliyor. Bakın daha Almanya yok ortada. Daha Almanya'nın kurulmasına bu dediklerimiz olduğu zaman 100 sene var. Ya bunlar dünkü çocuk bunlar. Devlet falan öyle devlet oldum demekle devlet olunmuyor. Gene Cevdet Paşa diyor mesela. Devlet olmayı diyor ki bunu Evliya Çelebi'de de görürsünüz ama esas Walter Scott'ta görürsünüz. Biliyorsunuz manuskriptleri roman türüne de ilk istifade eden Walter Scott, İngiliz yazar. 13-14. Yüzyıl şeylerini kullanıyor. Ve kendisi de 16. Devlet olmayı diyor. Aslan yürekli Richard Selahattin Eyyubi'den öğrendi. Devlet adamı olmayı. Yani ahlakı. Sözünde durmayı, sözünün eri olmayı, rızayı kazanarak, adaleti temin ederek ancak devlet adamı olunabileceğini Selahattin Eyyubi'den öğrendi diyor. Bunu Paşa da söylüyor. Şimdi şunu demek istiyorum, batılılaşma meselesine geliyoruz. Şimdi bence Gordion düğümüne baltayı Adnan Adıvar indiriyor. Nerede kalmıştık meselesini. Ne diyor? Biz diyor, Batı şey aydınlanması, Batı dediğiniz şey işte nedir efendim? Voltaire'i bunun Rossus'u, Rousseau'su, geriye gidelim Hobbes'u, Locke'u, yani Montesquieu vesaire. Nereden mülhem bunlar?
Nereden? Bunlar Endülüs mirası üzerinden eski Yunan'a ulaştılar. Tamam mı? Yani Cicero'ya. Değil mi üstadım? Yani Cicero dediğiniz adam bizim Tarsus valisi. 1071 meselesine bağlarsanız burayı yurt edinmemizi, o zaman tarihte kayıp bakiye vererek başlarsınız. Niye? Bizim silah ortaklarımız, silah ve kalem arkadaşlarımız Kürtler buralı. Beşiktaş'ta, Beşiktaş nedir, nereden gelir Beşiktaş? Biraz şeyim yüksek, kusura bakmayın. Yani ben cehalete tahammül edemiyorum. Daha doğrusu cehalete değil, ahlaksızlığa. Ben bizim aydınımızın bir ahlak sorunu olduğunu düşünüyorum. Tam buradan devam edelim isterseniz. Dolayısıyla Beşiktaş ismi Meryem annemizin, İsa aleyhisselam efendimizin yıkadığı taş. Dördüncü yüzyılda Konstantin'in validesi onu istiyor. Ve o taşı Beşiktaş'a getiriyorlar. Gidin Beşiktaş Belediye Başkanı'na sorun bakayım biliyor mu? Hiç de çekinmiyorum. YouTube'dan da söyleyin gitsin. Niye bilmiyorsunuz efendim? Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş'ta da Türk mezarları çıktı. Demek ki mesele 1071 değilmiş efendim. Yani bu tip klişelerle Türk tarihi büyük bir tarihtir. Evet. Büyük bir milletin tarihidir. Büyük bir duruşun, ahlaki bir duruşun ve dünyaya bir medeniyet teklifinin tarihidir Türk tarihi. Ve İslam'la bu mümkün olmuştur. Böyle klişelerle hapsedilemez. 1071'i tartışmaya açıyorum efendim. Teşekkür ederiz. Aydınlar ve batılılaşma meselesinden devam etmek istiyoruz. Özür dilerim. 1071'in bir zafer olmasını değil, bizim buraya yurt edinmemizin 1071 şartına bağlanmasını. Bu tahsiye edeyim. Buyurun üstadım. Aynı bu tarihte seslendirilen Malazgirt sonradan Malazgirt olarak sembolik bir şekilde yapılmıştır. Tesmiye edilmiş değil mi? Tesmiye edilmiştir. Evet. Evet. Diye bir şey yok yani. Öyle bir yer yok. Evet. Yani evet. O bana şahsen dokunur. Onun için biraz biliyorum. Yani Ahlak'ta cuma namazını kılıyor. Evet. Mescit çıktı kazılarda. Evet. Operasyonlar Ahlak ve güneye doğru oluşturuluyor, toplanılıyor. Oradan ovaya doğru gidiliyor, Malazgirt Ovası'na doğru. Ama bizim tarihçiler yakın zamanda o 1071 ve Malazgirt telaffuzunda... Ulusların böyle şeylere ihtiyacı var diye ihdas edilmiş bir şey. Evet. Başlangıçlara, fetihlere. Tamam da Allah kelamı değil ki oturur, konuşur, düşünür, ararız, buluruz, yeniden yazarız. Tabii. Cevdet Paşa'da 1071 Malazgirt diye bir şey yok. Yok. Dolayısıyla tartışmaya açık zaten. Zaten açık olmak durumunda. Yani hani buradaki bilmem kaçıncı yüzyılımız diye bunu böyle paranteze koyup, buradaki varlığımızı bir paranteze koymak, Tarsus faaliyi, Cicero'yu tevarüz etmemize mani olur. Yedi uyuyanları, değil mi efendim? Yani ashab-ı keyfi tevarüz etmemize mani olur. Ve Adnan Adıvar'ın dediği gibi, hele hele bunları bir de Fransızca tercümelerden memlekete getirmek aslı yerine, bizi bayağı bir borçlu yazar arkadaşlar. Ezik yapar. Ezikliğimizin sebebi budur. Evet, Rus edebiyatının için geç tanıdığımızı öğrenirken aslında batıcılığımızın köklerinden de bahsetmiş oldunuz. Buradan... Şekilci batıcılığımızın. Evet, evet. Yani evet, bu iddiatçıların cehaletinin diyelim evet. Yani. Tabii bu Rusya'da da benzer bir hikaye seyrediyor. Turgenev 1878'de Paris'te Uluslararası Edebiyat Kongresi'nde konuşuyor. Orada Rus edebiyatının ulusal gururunu inciten şeyler söylüyor. Yani biz Fransızların çırağıyız. Aslında biz haklı olarak sizin ifadenizle barbarız biraz. Ama çok yol aldık, çok mesafe kat ettik. Artık dünya edebiyatının bir parçası olabiliriz gibi şeyler söylüyor. Dostoyevski'nin Turgenev derdini, çatışmasını biliyoruz. Orada neydi mesele? Ve bizdeki Dostoyevskiler kimlerdi, öncüller kimlerdi ve Turgenyevlerimiz kimlerdi? Bizim yani tarihte Turgenyev diye baktığımız zaman şey yapan kişiler daha çok bürokratlar. Yani 19. yüzyılda evet. Turgenyev yediği dayağı bizde bürokratlar yiyorlar. Yani Dostoyevski Turgenyev'i temiz bir meydan dayağından geçiriyor.
Yani şey vermiyor ona. Ne derler? Rahat vermiyor. Gün yüzü göstermiyor ki Turgenev büyük bir edebiyatçıdır. Yani ama bir insanın hem bu kadar köklerinde sorun yaşayıp hem bu kadar büyük bir edebiyatçı olması da ilginç. İlginç, anlayabileceğimiz bir şey değil. Ama bizim Dostoyevski'miz bence Namık Kemal'dir efendim. Namık Kemal'dir yani hani budur. Hani o vatan şairi, o yaralı yürek, o feryat, ondan sonra ve o saltanatçılık. Yani teknik olarak da sadece ahlaki olarak değil, teknik olarak da bizim Dostoyevski'miz. Çünkü o da çarlık yaldızı aslında. Evet, hiç Devlet-i Osmaniye bir sözü var mı Namık Kemal'in? Evet. Ama Namık Kemal, unutmayalım, Mithat Paşa ile birlikte Kanuni Esasiyi yazdı, kaleme aldı. Yani Namık Kemal Dostoyevski'den gibi gariban da değil. Evet. Dostoyevski gariban. Yani garibanlığı sadece şey kumar meselesindeki hovardalığından mütevellit değil. Büyürken de gariban. Yani Namık Kemal'in bağrı milleti namına yaralı. Dostoyevski'nin kendi bağrı da yaralı. Şahsi bağrı da yaralı. Üstüne üstlük bir de milletinin yarasını biniyor, bindiriyor. Olur mu bir yürekte mihman mihman üstüne? Oluyor yani. Evet. Evet. Köz köz üstüne. Milletiyle kurduğu bağ çok anlamlı, çarpıcı. Rus köylüsünü yüceltmesi. Ona biraz sonra gelmek istiyorum. Asıl söyleşinin kalbi olacak soruyu sormak istiyorum buyurun size. Buyurun efendim. Dostoyevski'de bir Türk düşmanlığı, artık düşmanlık söylüyorum. Hani tırnak içinde kullanmadan görüyoruz. Aslında onun Katoliklerle, Protestanlarla, Yahudilerle de derdi var. Hem günlüklerinde hem kurmacalarında, romanlarında. Fakat Türk düşmanlığı böyle Türkler İstanbul'dan çıkarılmadan 3. Roma'yı kuramayız sizin ifadenizle yere kadar varıyor ve her şekilde kurmacasına dahil etmeye çalışıyor. Bu hatta bizim için çeviri sorunu. Türkiye'de pek çok çeviriler sansürlüdür, eksiktir. Bütünüyle çevrilmez o yüzden. Siz bir deyim kullanıyorsunuz, kavgada yumruk sayılmaz mı diyeceğiz. Çok hani tarihsel çatışma durumlarımız falan. Biz Dostoyevski'yi yeni bir okuma biçimi mi keşfedeceğiz? Dostoyevski'yi nasıl affedeceğiz? Valla Grand Duke Nikola Gazi Osman Paşa'yı nasıl karşıladıysa biz de Dostoyevski'yi öyle karşılayacağız. Bu müşterek bir evrensel ahlak. Yani bunu anlamak için bravo evladım, vatanın için muhteşem savaştın diyebilmek. Ya da Yüzbaşının Kızında romanında Yüzbaşının karısının yiğidim sana bir Türk kılıcıyla ölmek yakışırdı. İki tane çabul çapulcunun tüfeğiyle değil diye ağıt yakması. Şimdi Pushkin evet. Türk dostu mudur? Türklere saygı duyar. Saygı duyar. Ve hakikaten benim bir büyüğüm bana öğretmişti bunu devletli olarak çalıştığım zaman. Hukukçuydu kendisi. Hukukta demişti, saygısızlık suçtur. Çünkü saygı irade bir şeydir. Sevgi ise gönülden gelir. Yani onun hani kalpleri birleştiren Allah'tır. Yani saygı irade bir şeydir. Şimdi Dostoyevski meselesine dönersek. Şimdi bir bu var, bir de Dostoyevski'nin tasnifine bakıyoruz. O diyor Roma'dan bahsederken ne diyor? Roma kendisine Roma demiyor ki. Ruslar da Roma'ya Roma demiyorlar. Avrupa da Roma'ya Roma demiyor. Ona ne diyorlar? The state. Devlet diyorlar ona. Onun adı devlet. Rusya'da Rustik. Yani Rus, köy, kır yani. Peki ondan sonra kendine devlet diyen ikinci kişi kim? Tarihte. Ne diyor kendisine hanımefendi? Devleti Aliye. Büyük devlet. Yani diyor şampiyon belli diyor. Öbürlerine de baksınlar kendi aralarında. Ha. Peki Osmanlı'dan sonra kime devlet deniyor bir de? İngiltere, Amerika. Kendine ne diyor? The States diyor. Değil mi? Şimdi şey belli arkadaşlar. Yani kelimeleri izlersek nizam demek ki Cemil Meriç bir kıtaları atlas kumaş gibi kesip biçerdik, kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık, bir de diyarı küffar.
Dostoyevski bu iklimde büyümüş bir çocuk. Ve o şunu anlıyor. Bu batıdan binane olmaz diyor. Yani bu Tanrı kelamını tahrip etmiş. Batıdan binane olmaz diyor. Yani şeye gidelim, Ecinlilere gidelim ya da Karamazov kardeşlere gidelim. Yani oradaki iman falan öyle bir şey. Burada bir kasıt, bir kötülük, bir organize suç söz konusu. Onu görüyor, biliyor ve anlatıyor. Peki burada İstanbul'u ne görüyor? Roma'yı yıkmış kişi olarak görüyor. Kim bunlar? Türkler. Mesela Müslümanlara karşı saygısı başka. Evet. Yani Müslümanları ayırıyor Türklerden. Örnek almalıyız falan diyor. Diyor değil mi? Şimdi bu dikkatinizi tebrik ediyorum. Dikkatinizi hep tebrik ediyorum. Şimdi ayrıca şu var. Bu Roma'ya the state demesi, devlet demesi. Şimdi ben etütlerimde dikkatinizi çekmiştir. Türkçe tercümelere itimadım yok. Doğrudan onların Rusça okuyamadığım için, fıkara olduğum için, cahil olduğum için İngilizce tercümelerinden okuyorum. Yani Puşkin üzerine konuşmalarından, bir yazarın günlüğünden bu dediklerim. Bunların mesela Türkçe'de bunlar yok. Türkçe tercümelerinde bakın hakikaten bir baba yiğitin çıkıp, bir baba yiğitin çıkıp bu Rus klasiklerinin Türkçe tercümelerindeki işlenmiş ahlakı cinayetlerin ortaya çıkarılmasını bekliyorum. Bekliyorum ben bunu. Hakikaten bekliyorum. Bayağı böyle Türk, İslam bilmem ne temizlemişler yani. İslam'la ilgili olumlu şeyleri de öyle mi? Tabii tabii. Atlamışlar. Ben İlber Hoca'ya sordum. Hocam dedim bu nedir dedim. Bu hal ne haldir dedim. Dedi ki anlamamıştır dedi. Çok iyi niyetlisiniz dedi. Yani çünkü anlamadıkları da var. Yani anlamadıkları yerlere atladıkları da var tercümelerde. Onu da görüyoruz. Ama şimdi mesela Koçibek var. 1908'de Çar'ın baş danışmanı. Koçibek. Niye adamın adı Koçibek? Bizim Koçibek'le bir ilgisi var mı? Bu arkadaşlar iletişimdir, miletişimdir neyse tercümelerinde adı yok. Atlamışlar. Niye? Niye? Yani ben burada duruyorum. Bu soruyu soruyorum. Ya da işte War and Peace. Savaş ve Barış'ta görüyorsunuz. Türkçe tercümesinde yok. Rusçasında diyor ki Aziz Vasili Camisi'nde ibadetler serbesttir diyor. Cami diyor. Napolyon'un baş büyük danışmanları. Bunu da atlıyor. Ya bu millet kendisini şu kadar iyi hissettiği zaman size ne oluyor? Bence şey bu. Öyle değil mi İbrahim Hocam? Ben bir kasıt olduğunu düşünüyorum. Ve burada da siz böyle kalın. Siz böyle kalın. Kendinizi aman iyi hissetmeyin. Bir de başınızı oradan kaldırırsanız bik örteceksiniz. Sizinle uğraşamam. Üstenciliği var. Aydın diye kendisini ortaya koyan bu adamın. Yani demek ki efendim bir insan hem aydın hem ahlaksız olabilirmiş. Evet. Tam buradan devam edelim hocam. Buyurun efendim. Bu aydınların halkla ilişkisi, ilişki biçimlerine dair yine iki toplumu karşılaştırmak istiyorum. Çok güzel bir betimlemeniz var. Ağzı dualı müzik dadısıyla. Beş şişle çora bören ağzı dualı büyük annelerimiz. Birbirine çok benziyor. Hatta Tolstoy'un bir ifadesini de aktarıyorsunuz. Tarla dönüşü türkü söyleyen kızlar, köylü kızlar. Hatta diyor ki işte büyük sanat burada elde edilir. Bizim aklımıza şey geliyor. Bedri Rahmi'nin işte nerede ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım mısrasını hatırlatıyor bize. Bu açıdan birbirine benzerliğini vurguluyorsunuz. Hatta onlar şöyle bakıyor galiba köylü sınıfına. Batıyla karşılaşmamış, o hasarı almamış organik kesimi toplumun çok iyi bir ilişki kuruyorlar. Ya yani kurtuluşu köylü bilgeliğine falan bağlıyor. Tolstoy da Dostoyevski de yapıyor bunu aslında. Fakat bizim Tanzimat'tan beri ama özellikle Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarımızın köylüleri hakir gören, hatta aydınlatılması gereken insanlar olarak gören bir tutumu kurtarılması gereken
insanlar olarak gören bir tutum var. Bunu nasıl izah edebiliriz? Ben bunu anlayamadım. Ben bu sorunun cevabını bulamadım. Yani bazılarında bunun ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. Bazılarında bunlar böyle iyi, böyle kalsınlar. Çünkü bir mutabakat var. Yani sistemle, idareyle, bürokratlarla, okumuş takım arasında bir mutabakat var. Değil mi? Yani kalemiye. Kalemiye. Yani aynı kalemiye matbaayı geç getiren adam. Niye? Kalemiye yazıyor. Matbaa oldu mu bu kalemin? Ya bakın, aynı kalemiyeyi şimdi izleyelim bu adamları. İzleyelim. Bizde böyle bir çalışma yapılmıyor. Mesela Köprülü Hanedanlı. Yani çünkü böyle bir aile üstünlüğü yok Osmanlı'da. Kopuk. Parça pünçik yani. Onlar da benim dedem paşaymış. He he derler adama. Bu hakikaten paşadır ha. Ama adamın ayağı çorabı delik olduğu için. Çünkü bu aktarılan bir şey değil. Yani şimdi bir tabir vardır Erzurum yöresinde. Horasan'da tarlası var. Duydunuz mu? Ahlat'ta var mı? Yani deli demezler de Horasan'da tarlası var. Yani şöyle bir şey bu. Horasan nedir? Esas Türk'ün yolunun üstündeki yerdir, değil mi? Yani medeniyet merkezidir, medreselerin olduğu yerdir. Büyük yani Kadızade'yi, Mesakin-i Konstantiniye dahi, değil mi? O büyük bilim adamından bahsediyoruz. Pozitif bilimciden, matematikçiden bahsediyoruz. Horasan'a gidiyor önce ya. Horasan. Horasan'da tarlası var şu demek yani. Hani o köprülerin altından çok su aktı. Sen hala şeyden bahsediyorsun. Horasan'da da deli yani. Yani sarhoş sayıklaması gibi. Hani adam üç tane içince Mecidiyeköy'den geçince buralar hep eskiden bizimmiş der ya. Bildiniz mi? Bilmiyorum. Ankara'da, İstanbul'da Mecidiyeköy'den geçerken. Buralar tutlukmuş, eskiden de bizimmiş. Ankara'da orası neresi bilmiyorum. Yani Ankara'da değilim ben çünkü. Buradan geçtim sadece. Ama böyle bir sayıklama. Şimdi böyle bir sayıklamadan bahsediyorum. Şimdi bu sayıklama çerçevesinde baktığımız zaman ben eskiden paşa sülalesiyim, paşadan geliyorum diye bir şeyin karşılığı yoktur. Bizim kültürümüzde. Çünkü bizim toplumumuz sınıfsızdır. İşte Rus'a Türk'ün üstünlüğü budur efendim. Büyük bir üstünlüktür. Evet. Yani Türk köylüsünün Rus köylüsüne de üstünlüğüdür bu. Şimdi kitapta yazması zordu ama biraz ima ettim Natasha meselesini. Evet. Acıdır. Yani arkadaşlar, Fatma isminin Berlin'de, Londra'da, New York'ta bu anlama geldiğini bir düşünün. Nasıl bir şey? Siz Putin olsanız canınız yanmaz mı? Bak yani şimdi düşünmek karşısındakinin ayakkabılarına girmeye çalışmaktır. Onu giymeye çalışmaktır. Bir düşünün yani. Bir Müslüman kendisine bu soruyu bir sorsun bakayım. Nasıl bir yara bu? Değil mi? Ya Natasha böyle bir şey yani. Peki. Şimdi dolayısıyla çünkü bizim köylü buna izin vermez. Bunu kendini bu yapmaz. Bunu sonuna kadar direnir. Direnir. Yatık Emine'yi gözünüzün önüne getir. Ne? Zavallı yani. Natasha öyle mi? Değil. Yani ancak bir aklı eksik zavallı bizde Yatık Emine olabilir. Biraz Sonya da. Biraz yani. Konu zor bir konu. Üzerine konuşulması zor bir konu. Ama bizde de hiç çalışılmamış bir konudur bu. Ama Rus köylüsü, Rus kadını bu bedeli ödedi. Ödüyor. O bakımdan bizim ve bizim bu köylünün bu tarafını, ben 92'de, 93'te ilk İngiltere'ye gitmiştim. O zaman çocuktum. Telefon kulübelerinden telefon ederdik evlerimize. Telefon kulübelerinde dil leaflet
ne diyeceğiz ona Türkçe liflete? Afiş mi? İlan. Ha, ilan. Kadınların kendilerini pazarladıkları ilanlar vardı. Greek girls, Russian girls, Spanish girls. Bak daha 92'de demir perde yıkıldı, 93 değil mi? Ama arkadaşlar ki bizim oradaki İngiltere'deki diasporamız en solcularımızdır. Evrenin kovdukları, yurtsuzlaştırdıklarıdır. I have never seen Turkish girls. Bu benim için müthiş bir gururdu. Olağanüstü bir rahatlık ve mutluluktu, emniyetti. Bu acayip bir emniyet. Şimdi dolayısıyla bu milleti, bu tepeden bakanların, tamam mı, yaban romanını ben kabul edemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Bunu ben sindiremeyeceğim. Sindirebilene de aşk olsun. Köylülerin için öldürmeliyiz. Erbaş şeyle test ya. O, hayır hayır, o gerçekten öyle düşünüyor. Bunlar geri kalmış, yanlış partilere oy verirler diyor. Ya bunun öpülesi ellerine bir dönelim ya. Yani bu yoklukla, yoksullukla terbiye olmuş. Bunu anlamayı deneyelim. Ben bunun bir ahlak sorunu olduğunu düşünüyorum ve kolaya kaçmak olduğunu düşünüyorum. Yani aileleri inceleyelim. Başa dönüyorum. Biraz dağıtarak anlatıyorum. Çünkü konu çok zor. Ne yapayım? Evet. Üstadım, konu zor bir konu çünkü. Dağıtarak konuşulanı dinlemeyi istiyoruz. Biraz evet. Evet. Yani kronolojik şeyle gidilecek bir mesele değil. Girift bir mesele. Çünkü bir hasarı tespiti yapılmamış bir mesele. Mahkemesi görülmemiş bir mesele. Davası açılmamış bir mesele. Gerçekten. Evet. Açılmamış bir mesele. İşte biraz İslamcılık İran'dan ilham alınarak... Değil mi? Bir iki AK Parti seçim kampanyası kazanmasından başka, ki onlar da iktidar oldular ve unuttular bu konuyu. Hatta, bence hatta davası görülmedi bence. Ben milletim namına bunu hissediyorum. Bizim o ailelerin silsilesi Cumhuriyet'te bu kudretli ailelerle o ilişkiyi kurmayı, kalemiye ilişkisini kurmayı ve böyle arşiv çalışmaları yapılmasını teklif ediyorum. Yani ben tarihçi, ona derim ki Cumhuriyet'te güçlü ve halkına burnunu kırarak, ne burun bükek, bükmek değil mi? Kıvırarak. Burun kıvırarak bakan, burun büken bakan bir ki aydının kudretini nereden alıyor? Nereden senin gücün, nereden mülhem? Biz öyle sanayici manayici yok. Değil mi? Yani benim babam fabrikatördü, üretti, sattı, etti de ben öyle oldum. Öyle bir zenginliği yok, yok. Kılıç hakkı, gidersiniz, gelirsiniz, bir yurtluk verirler efendim. Bir parça toprak, iki öküz, saban sürersiniz. Sizin bu saltanatınız nereden? Yani vatan geminin malları mı? Ya da bu millet öyle bir millet mi? Evet efendim, soru ortadadır. Bu konuda hassasiyetiniz o kadar yüksek. Yani halka, köylüye, birazcık tepeden bakanlara biraz sert çıkıyorsunuz. Hatta Necip Fazıl'ın Sakarya saf çocuğu, masum Anadolu'nun ifadesini ne münasebet? Kimsiniz siz saf diye nitelendiriyorsunuz? Yok, kendisi diye. Sen nerede akıllandın diyorum yani. Yani o nerede akıllandı? Jacobinist bir tavır. Tabii. Ben seni korurum, kollarım gibi bir şey. Hayır efendim. Git benim haklılığımı savun. Bizi kimse koruyup kollamasın. Biz kendimizi koruruz, kollarız. Kadınlara da yapılan bir şeydir bu. Evet. Kadınlara da yapılan, bacımı mahallemizin kızı. Kesin onun bedeli ödenir. O mahallemizin kızı tabirinin bedeli çok ağır ödenir kesin. Yani dolayısıyla ben Necip Fazıl'la uğraşıyorum tabii. E ne yapayım? Yakasına yapışacak bir onu bulabiliyorum çünkü. Çünkü kendimden görüyorum. Kimi yakasına yapışayım? Yakup Kadri'nin yakasına yapışsam bana silkeler atar. Ama Necip Fazıl dinler. Dinler. Yani tabii ki ikisi de rahmetliler de. İkisi de rahmetliler elbette. Ama ben bir tipolojiden bahsediyorum. Evet. Yani onların şahsiyetinde bir tip. Çünkü hepimiz bir yere denk düşmeye devam edeceğiz. Evet efendim. Bu halk meselesi acaba bir kurmaca mı diye bir soru üretmek istiyorum. Biraz
Bizim Türkiye'deki hikayemiz merkez kurulan yeni devletin hem estetik hem ekonomik hem kültürel enerji kaynağı olarak halkı görür ama bir taraftan bunu yüceltir, bir taraftan ondaki muhafazakarlığı ve mutasıplığı tırnak içinde diyelim modernleşmenin önünde bir engel olarak görür. Bundan dolayı ona derinden derine bir nefret de duyar ve bir Anadolu insanı uydurur kurmacaların içinde, ha, yüceltir. Evet. Aslında bunu şöyle... Masum Anadolu insanı. Evet, şöyle bir şey var ama dünya edebiyatında mesela Tanpınar'ın İstanbul'u gerçek İstanbul değil. Yani kurgu İstanbul. Gogol'ün Petersburg'u, işte Neva Bulvarı onlar şey kurmacanın içinde inşa edilen gerçekten daha gerçeklik kazanan kurgular. Acaba Dostoyevski'nin köylüleri o bilgeliğiyle bizi kurtaracak dediği köylüler gerçek mi yoksa kurmaca mı? Yani yok gerçek. Aa, gerçek tabii ki canım. Yani 1812 Napolyon giriyor Moskova'ya. Onu orada kara saplıyoruz halkı. Gerçek tabii ki. İstiklal Savaşı'nı Türkler veriyorlar. Gerçek tabii ki. Başka var mı? Ruslar o gün Rus oluyorlar. Rus milliyetçiliğin referansı 1812'dir. Referansı budur. Evet. Yani ve orada o Fransız bir defa gelen Napolyon, Ruslar zaten 100 senedir Fransızları taklit etmekle maymuna dönmüşler. Rus aristokrasisi ve bürokratları ve subayları zaten maymuna dönmüşler. Ya anlatıyoruz yani komedi yani vaziyetleri. Ondan sonra bir taraftan da orada aslında hayvanla bir görülen ölü müşrikler var. Evet. Değil mi? Yani efendi ile uşağı Gogol'un hikayesi. Evet. Hakikaten acayip bir hikaye. Ve Rabbül Alemin dikkat edin uşaktan yana davranıyor. Uşak efendi onun üstüne çöküyor. Uyku, soğuk uyku basıyor. Onu döşek olarak kullanıyor. Ama yaşayan uşak oluyor. Şimdi gerçek mi? Gerçek. Ben sizin de bu konuda aynı fikirde değilim. Gerçek olduğunu düşünüyorum. Mesela hakikaten insan sürekli yeni bir şey öğreniyor. Yeni okuduğum Halide Hanım'ın İngilizce hatıratından Halide Edip Adıvar'ın. Yani ben Halide Hanım diyorum. Çünkü benim şöyle bir şeyim var onunla. Hatta nenem Halide derim. Ayşe Şasa Halide Edip'in dizinin dibinde büyüdü. Ben de Ayşe Şasa'nın dizinin dibinde büyüdüm. Yani böyle bir el alma söz konusu benim için. Bu bir terbiye meselesi. Bir ahlak meselesi. Halide Hanım mesela şunu anlatıyor. Onun çünkü bildiği İstanbul, işgal altındaki İstanbul. O da Anadolu'ya geliyor İstiklal Harbi'ne katılmak ve kalemiyle devleti kurmak için. Halide Hanım kalemiyle. Paşa Hazretleri ve arkadaşları silahıyla Halide Hanım kalemiyle bu devleti kurmuştur. İnşallah bunu yazarım bir gün. Yani azmim var. Mesela orada o biz İstanbul halkı direnmedi diyoruz. Ben de bu kitapta böyle diyorum. Yeni bir şey öğrendim. Yani mesela tramvayda işgal oluyor. Biletçi, kondüktör, kontrolör, müfettiş neyse tramvayda. Hemen gayrimüslimlere veriliyor o görevler. Eğer Fransız subayına bilmem neye verilmemişse. O gayrimüslim Müslüman kadına kalk diyor. Kalk Rum'a yer ver diyor. Kalk Ermeni'ye yer ver diyor. Halide Hanım şunu gözlemlemiş. Kadın kalkmadığı gibi öbür Müslüman kadınlar da o kondüktörün üstüne çullanıyorlar. Sen ne yapıyorsun diye. Yani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demiyor. Onu kesen kılıç ya da onun izzetine ayak al yarın beni dağılır diyor. İstanbul halkının bile direndiğini herkes becerdiği kadar. Ama tabii Anadolu'daki direniş bambaşka bir şey yani. Yani yediyordu Elif Kanısını kara geceden geceden. Şaka değil gerçek yani. Yani ben bunları evde dinledim. Yani o mektepte okuduklarımız vesaire okul kitabı evde dinlediğim için ana sütü gibi helal. Ana sütü gibi temiz. Benim anneannem öyle siyaset yapıp devleti bize hoş gösterdi. O başka bir şey aktarıyordu bize. Devletten daha büyüktü onun tevarüz ettiği devlet. Evet, Türkiye'de de Rusya'da da halk gerçekti. Bu yüceltilen, orada yüceltilen. Yok gerçek. Tabii. Kesinlikle gerçekti. Ve görürsünüz bunu. İşte Dickens'ın iki şehrin hikayesinde Paris'te o
bidon devrilir, şarap şeyi varili. Hatırlıyor musunuz sahneyi? Evet, kadın tülbentini o ayakkabının şeyiyle alır ve çocuğunun ağzına sıkar. Çünkü kendi de açtır, memedeki çocuğu da açtır. Değil mi? O şeyi, orada ne var? O vakur bir halk oradaki yani. Yok ya da Jean Valjean'da Hugo'nun arayıp çıkardığı şey nedir? Fransa'da bir mertlik arayışıdır. Mertlik olsun benim milletimde çabasıdır. Ve vardır da. Evet. Ve vardır da elbette. Wilhelm Tell şaka değil tabii ki var. Evet. Ama bizim alayımız öyle. Onlar da var. Güzel. Şuradan devam edelim hocam. Şimdi tabii Dostoyevski ile ilgili bu şüpheli yorumumun kaynağı da şu aslında. Aslında pozitivist etkileri yüksek bir yazardan bahsediyoruz. Hem romanlarında bunu tartışıyor, hem bir taraftan batıcılığa karşı ama batıyı da çok iyi anlayan içeriden biri de. Modernleşme diyelim belki, modernleşme yanlısı. Mesela Karamazov kardeşlerde Zosimade'de bizdeki evliyaya tekabül eden bir anlamı var. Ölünce cesediniz gömülmeden kokmaması gerekir. Bizdeki şehit evliya hikayesi gibi. Ama evet. Zosimade'de kokar romanda. Evet. Büyük bir infial uyanır. Yani orada ben hem buradan bir örnekle hem bir örnek daha vermek istiyorum. Çok, yani, çok süper yakalamışsınız. Karamazov kardeşlerden. Süper evet. Dikkatinize hayranım. Bir örnek daha vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yine Karamazov kardeşlerde şeytan kitabı çalıştığım için o konuları biraz dikkatli okudum. Evet. Şeytanla karşılaşma sahnesi var. Bölümün adı Şeytan. Fakat öncesinde şöyle der kahramanla ilgili. O halüsinasyonlar görmeye başladı zaten. Yani pozitivist açıklamalarda bulunur. Birazdan sahneye girecek şeytan bir hayal ürünü olabilir der. Yani şey gibi yapamaz. Usta ile Margarita'daki gibi şeytan düpedüz canlı bir varlık olarak Moskova'ya gelmez. Onun kitabına bilimsel açıklamayla gelir aslında. Bu iki izlekten hareketle Dostoyevski'nin birazcık pozitivist de olduğunu aslında bunlar hep tartışmakla beraber. Ben orada ne hissettim biliyor musunuz? Ben Zosima'nın cesedinin kokmasında ben şunu hissettim. Yani halkın hani crazily searching for yani deli gibi bir kutsiyet arama yani peşinde olduğunu, çaresizliğinin uç noktası olarak. Yoksa Dostoyevski ruhaniye insandaki ruhaniyete karşı zaten. Yani papanın bilmem kimin ruhaniyeti ya da günah çıkarma yetkisine vesaire şiddetle karşı bu manada aslında birazcık itseniz Müslüman olacak bir adam yani. Evet. Hani ihtiyaç duyduğu şey İslam'da var ve şeye dönelim, Anna Karenina'ya dönelim. Zaten şey orada, sözü orada bitiriyor. Romanı onunla bitiriyor. Evet. Ne diyor Levin? Ben yine iman ettim elhamdülillah manasında. Kısa gideceğim ama diyor benim inandığım Allah'ın buradaki kurumları, bu kilise ve bu papazlar olamaz diyor. Tanrı insanlarla muhtelif şekillerde konuştu. Bir de diyor Konfüçyüslüğe ve İslamiyet'e bakmak lazım. Böyle bitiriyor. Evet, evet. Ve dünyanın en çok okunan kitabıdır. Anna Karenina oldu bitti her seneki o şeylerde. İlk 3, ilk 5, ilk 10'un altına hiç düşmez. Fakat o insanların örnek alacağı bir Müslüman yoktur orada. Bu da shame on us yani. Ayıp bize yani. Bu da şey demek ki temsil edilmiyor yani. Buyurun efendim. Evet. Bir mesele daha. Dikkat çekiyorsunuz meseleyi kitapta. Bu tabii bizim de hoşumuza gitti biraz. İsmet Özel'in Türklük ve Müslümanlık vurgusunun birlikteliğiyle, ayrışmazlığıyla Dostoyevski'nin Slavlık ve Ortodoksluk meselesini birbirine benzetiyorsunuz. Tabii bu iki tarafa da hani bizim için veya herhangi bir Hristiyan için Dostoyevski'nin bu açılımına, Rus olmayan bir Hristiyan için bakmak ne kadar can sıkıcıysa, bir taraftan İsmet Özel'in bu çok kulağımıza hoş gelen yaklaşımına bakmak biraz hoş gelmeyebilir. Yani Türk olmayan Müslümanlar bakımından. Çünkü bir taraf bu biraz önce hassasiyetle altını çizdiğiniz üstencillik meselesine, ya aydınların halka üstencil bakışına ontolojik bir zemin bularak aslında dünyaya bir şey söylemek, dünyaya bir şey teklif etmek.
Bu iki isim de aslında evet kendi uluslarını ve inançlarını dünyaya bir teklif olarak sunuyorlar. Bunun bir karşılığı var mı? Veya bu itici bir şey değil mi? Veya şöyle diyeyim, bu soruyu şöyle bağlarsanız da cevabı sevinirim. Dostoyevski'nin bütün o söyledikleri bugünkü Rusya'yı biçimlendirmiş midir? Etkisi olmuş mudur? Şimdi Dostoyevski'nin ikazları ciddiye alınmadı mesela. Yani Dostoyevski ne dedi? Sosyalizm tehlikesini işaret etti. Yani Bolşevik ihtilalini, tehlikesini ve maneviyattan yoksun olursa başlarına neler geleceğini söyledi. Hı. Haklı çıktı. Dostoyevski haklı çıktı. Ama Rusluğu bu kadar itilip kakılınca Ruslar o kadarcık da var mı benim kızımdan daha güzeli diyebilir bir anne gibi. Ben böyle duygusal bir şeyle görürüm bunu. Hakkıdır. İsmet Özel meselesine gelince bunun bu sorunun cevabını tabii ki 5-6 senedir düşünüyordum. Ve Ece'nin İsmet Özel özel sayısında verdim. Oradan okunmasını tercih ederim. Daha kapsamlı bir şekilde. Evet, çünkü bu sorunun cevabı böyle 2 dakikada, 3 dakikada, yarım saatte verilebilecek bir cevap değil. Haklısınız. Zor bir sorudur çünkü. O zaman seyircilerimizi ve misafirlerimizi derginin evet, özel sayısının o yazısına bana sorarsanız olalım. Bu arada nasıl değerlendirdiğimi de söyleyeyim. Henüz sizlerle yani Hece'nin yayın ekibiyle İsmet Özel özel sayısını değerlendirmedim. Görüşlerimi söylemedim. Tamamını da okumadım zaten. Ama böyle %30'una bir kotardım. Şunu diyebilirim. Yani muhteşem bir buluşma olmuş. Yani oradaki herkes bir şeyle gitmiş o sofraya, bir teklifle gitmiş. Büyük bir düğün. Orada bulunamayanlar en azından o düğünün bandını seyretsinler derim. Yani Türk entelektüel camiasının bir zirve buluşması olmuş. Dostoyevski özel, İsmet Özel özel sayısı. Ve hakikaten özel güzellemesinden ibaret olmayan bir çalışma olmuş. Ben bu arada hakikaten katkıda bulunan arkadaşları, zaten bu fikri ortaya atanları tebrik ediyorum. İsmet Özel'in de böyle bir aynaya bence Allah'ın kulu olması hasebiyle ihtiyacı vardı. Çok güzel. Teşekkür ederiz hocam güzel sözleriniz için. Son bir soru sorup daha sonra misafirlerimizin soruları varsa onu alalım. Öylece toparlayalım istiyoruz. Belki bu ilahiyatçı dikkatimden de kaynaklanmış olabilir. Bir şey söylüyorsunuz. Çok hoşuma da gitti ama açmanızı istirham edeceğim. Yeral Dostoyevski'nin inanç krizi bahsinde yer altından notlardaki modern yeraltı insanının inanç krizine ışık tuttuğunu, anlamamıza katkı sağladığını söylüyorsunuz. Orada bir ifadeniz var. La ilahe illallah'ın izahını Mekke'deki putlara indirgenmesinden ibaret olduğunu dinleyerek iman etmeye çalışan doğuştan Müslümanlar için yeraltı adamı meseleyi anlamak için daha bütüncül bir örnektir. Burada la ilahe illallah'ın izahını Mekke'deki putlara indirgemek nasıl bir şeyi kastettiniz? Aslında şimdi şöyle, hissettiğimiz ama anlamak tabii, istediğiniz tabii şöyle için. Yani hepiniz gibi ben de işte ortaokulda din eğitimi aldım. Hepiniz gibi ben de yazın işte böyle erik toplamaya gider gibi Kur'an kurslarına gittim. Yani gerçekten kılık kıyafetimiz tam erik toplamaya gider gibi yani. Tabii bunlar böyle çok hoş şeyler. Ben bir filmde de keşke o kızların o beceriksizce tesettürleriyle, değil mi? O ya onun naifliğiyle, o edalarının da, çünkü örtünmede bir eda da var. Yani, evet. Değil mi? Yani bunu da görmek lazım. Tarif edilmiyor o örtünmedeki kadının edası. Yani sadece açık kızın edasından bahsediliyor ama orada bir eda var tabii ki. Bütün o edanın ancak bir filmle resmedilebileceğini düşünüyorum. Ama o çocuklar, o okullarda işte din derslerinde işte tırnakları boyalı diye tırnaklarımız ne deniyor ona? Vurdular tabii. Cetvelle yani. Yarıldı tırnaklarımız boyalı diye ya da uzattık diye. Daha yazdan yeni çıkmışız. Evde de aseton yokmuş. Ya da belki de ama bunlar bizim dertlerimizdi. Bakın
gerçekten ya da belki komşu kızı abla sürdü. Annemizin de asetonu yoktu. O yüzden silemedik ve öyle gittik. Ama dayağı da yedik. Şimdi orada bize verilen din eğitiminde diyor ki işte Peygamber Efendimiz Mekke'deki putları yıktı. Şimdi la ilahe illallah dedi. Çünkü Mekke'deki, şimdi bu bundan ibaret değil ki. Yani mesela gene İsmet Özel işte o tanrılar, betondan tanrılara kulluğun zırhı. Açılım yapıyor ona. Tabii la ilahe illallah bana sorarsanız ya da bütün tabii bu işten anlayanlar bilirler. İnsan düşüncesinin ulaşabileceği zirve bir yerdir. İnsan hürriyetinin. Hürriyetinin tabii. Yani kulun kula kulluğunun, Dostoyevski'nin uğraştığı yer altından notlarda bu. Her ya da Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filminde uğraştığı bu. Onun arkadaşlarını kendine ne bellemeleri? Arkadaşını kendisine tanrı bellemesi aslında. Yani bir yüzük takıp öbür kadın ne diyecek diye, aslında ne diyecek diye oraya hava atmak için gittiği zaman o arkadaşı, o kişinin tanrısı, putu yani. Yani bunların hepsi la ilahe illallah'ın eksikliği. Ya da birini zengin görüp önemseyip işte ya dur şuna iyi davranalım diye ovuşturup ellerini hediyeler vermesi aslında cümlesi la ilahe illallah'tan taviz ve insan onuruna aykırı şeylerdir. O yüzden ama ben bunu Dostoyevski'den daha iyi anlatanı görmedim ve ben kendisiyle iman ettim, mektepte değil. Çok güzel. Gerçekten öyle, bütün meselesi bütün romanlarında insan inanç, onuru. İnsan, evet. Yani kul, insan insana kulluğu. İsa her şeyin ölçüsüdür diyor. Başka ölçüler tanımıyorum diye. Aslında söylemek istediği bu. Yani diğer mikyasları reddederek söylemek istediği bu. Bir şey daha geldi aklıma. Bu kitaba koymadım da. Tabii bu kitap şey değil yani. Hepsini ona dolduramıyoruz. Taşıyamıyor ki bir kitap. Bir kitabın da taşıyabileceği bir yük var. Rilke çok severim ben hikayelerini. Evet. Şiiri o kadar iyi tercüme edilemiyor. Şimdi Rilke'nin çocuk ölümleriyle ilgili bir hikayesi var. Yani insanın iman ettiği ya da şöyle diyeyim, şüpheye düştüğü zaman ben neredeydim, niye kayboldum, anahtarlarım neredeydi diye karanlıkta ceplerinizi ve çantanızın dibini karıştırır gibi edebi muayilenize müracaat etmek durumundayken Rilke'de tutunduğum adamlardan birisi mesela. Şimdi Rilke'nin bu çocuk cesetleri ve çocuk ölüleri ve mezarlarıyla ilgili bir şeyinde bir çocuk yeni ölmüş, onun mezarını tarif ediyor. Üstüne kar yağmış. Evet. Şimdi gözünüzün önüne getirin, dikkatinizden kaçmamış, tebrik ediyorum. Ya da çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten yalnız hissettiğim bir yer benim Rilke okumaları. Yani yalnız hissettiğim bir yer. Orada o çocuğun mezarındaki o karla birlikte yaprakların, taşların, toprakların bir dantel gibi örüldüğünü ve bir annesinin o çocuğa hazırladığından daha güzel bir beşiği Rabbinin o yavruya hazırladığını anlatıyor aslında. Ben işte orada bana şu oldu. Hani hep derler ya, aha hani şey pozitif terbiyede Allah seni annenin sevdiğinden 100 kat daha fazla seviyor. Ama bunu anlatmak Rilke'ye düşmüş. Bu şeref Rilke'ye nasip olmuş. Yani neden Allah bizi annemizden daha çok severi? Allah o çocuğa annesinden daha güzel bir beşik hazırlamış. Ve anne görüyor o beşiği ve teselli eve dönüyor. Evet. Değil mi? Hikayede çok öyle oluyor. Çok buruk hikaye. Evet. Çocuk ölüleriyle ilgili 4-5 hikayesi var. Birinden bahsettiniz. Ağzınıza evet. Sağlık. Benim sorularım bu kadar. Sizlerden... Şimdi bu adamlara ben gavur deyip onları nasıl ötekileştireyim? İsmet Özel'e kalsa hiçbirini okumayayım oluyor. Böyle olmaz Rilke tabii ki için, yani. Rilke için... Bizi bu kadar fukaralaştıramaz yani. Evet, Rilke için şey derler, çok dindar ama hangi dinin dindar olduğunu bilmiyoruz. O Tolstoy gibi yani. Tolstoy gibi. Bunlarla zaten Hugo. Bir bağ hissediyoruz. Derinden, ya da Dickens. Derinden. Evet. Değil mi? Evet. Bütün sınırların kalktığı bir irtifa var. Orada herkes birbiriyle eşrefi mahlukat götüyle. Eşrefi mahlukat olduğu an bir kişi artık o bizim önderimizdir, dostumuzdur, değil mi? Evet.
Ve İkbal'in göteyle dostluğu gibi manen. Evet, evet. Ana sütü gibi helaldir artık onun dediği, yazdığı bize. Evet, hepimizin onlardan alacağı bir şeyler oluyor. Böylece sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben ağzına teşekkür sağlık. Hepinize teşekkür ederiz. İştirak ettiniz, dinlediğiniz sorularla katkıda bulundunuz. Bütün bu aslında hocamızın anlattıkları daha açılımlı bir şekilde kitapta yer alıyor. Fakat kitap bize başka kitaplara da adres veriyor. Başka kitaplara dair okumalar da öngörüyor. Mecbur kılıyor hatta. Mecbur kılıyor, evet. Bazı dikkatler var. Dediğim gibi edebiyat dünyamızda nadir rastladığımız karşılaştırmalar, anıştırmalar saklı kitapta. Bu açıdan hocamıza tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sadece ben de şu hikayeyi anlatayım bunu bitirmeden. Buyurun. Şimdi ben böyle bir kitap yazmayacaktım. Hani babam 15'li olmasa tokat aklıma bile gelmezdi gibi. Beni bu kitap nereden çıktı? Yani ben kendisine bu kitabı yazmaya beni mecbur ettiği için müteşekkirim. Ömer Faruk Bey, yani Hece Yayınları'nın kurucusu ya da imtiyaz sahibi mi diyorsunuz teknik olarak? Evet. Çok hakikaten bilmediğim kelimeler. Vallahi bilmediğim bir dünya. O bu teklifte bulundu ve beni camda görüyor. Kitapta bunu anlatıyorum. Fakat kitapta anlatmadığım bir şey var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Henry James, The Bostonians diye Türkçe'ye tercüme edilmemiş bir kitap var. Bostonlular. Yani precious English dedikleri tumturaklı, ağdalı bir İngilizceyle de yazıldığı için İngilizler için de çok okunulası bir kitap değildir. Zor kitaptır ama tadına vardığınız zaman da yani Fuzuli şiiri gibi bir şey oluyor. Çok güzel oluyor. Şimdi orada diyor ki onun kıskançlıklar çeşit çeşittir diyor. Kıskançlığın böyle yırtıcılığı, jilet atan kötücüllüğünü anlatırken onun kıskançlığı diyor kesif bir kıskançlıktı diyor. Sürekli yeni yazar çıkmıyor diye şikayet eden bir editörün yeni bir yazarla karşılaşınca duyduğu kıskançlık gibi bir kıskançlıktı diyor. Yani Hece Yayınları'nı tebrik ediyorum. Böyle bir kıskançlık bu kapıdan girememiş. Tebrik ediyorum sizi. Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çam Sakızı Çoban Armağanı Kabili'nden bir hediyemiz olacak size. Yani estağfurullah. Beni en çok bugün verilen hediye şu. Hani Arzu Kamber şeyini benim anneannem bize okurdu çok. Ben küçükken. O sık sık edebiyatçılar bilirler. Şöyle bir şey geçer. Söyle Çeşme, benim arzum buralardan geçti mi? Benim Adalet Ağoğlu'm buralardan geçmiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii.